Merhabalar, Pocketto Gaming'de yeni bir Pokemon Unite inceleme videosuyla beraberiz. 28. videomuzda sizinle birlikte yeni çıkmış olan, daha yani saatler önce çıkmış olan Dessuai'ye bakacağız arkadaşlar. Dessuai, Alola bölgesindeki starter Pokemon'larımızdan birinin evrimleşmiş hali, Rowlet'in evrimleşmiş hali. Range bir Pokemon ve fiziksel atak üzerine. Kullanım seviyesi orta seviye diyor ama ben birkaç maç oynadım. Yani kolay bir Pokemon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle, ofansif olarak baktığınız zaman 3.5 yıldız, dayanıklılığı 1.5 yıldız, mobilitesi 1.5 yıldız, scoringi 3.5 yıldız, support olarak 3.5 yıldız. Yani attacker bir Pokemon'un 3.5 yıldız olması, scoring ve support'un da 3.5 yıldız olması ilginç. Bu arkadaş oldukça yüksek hasarlar çıkartabiliyor bu ilklerine göre. Şimdi şöyle birlikte move setine bakalım. Bakın. Basic atakta atak speed'in, yani basic atakların, normal atakların atak speed'ini kısa süreliğine arttırıyor ve sonrasında tek bir büyük atak da yapabiliyor. Ayrıca yani bu tetiklendiği zaman stacklenebiliyor. Her üçüncü yaptığınız saldırıda, yani normal saldırıları yapıyorduk biz, her üçüncü hamlede büyük bir hamle yapıp diğer Pokemon arkadaşlar da karşı takıma daha yüksek hasar verip ya da onlara yüksek hasar vermekle birlikte hareket hızlarını, atak hızlarını falan yavaşlatıyorduk ya. Bunda da her üçüncü atakta aktifleşiyor ve boosted atak haline geliyor. Burada böyle birden fazla yaprağa, hani League of Legends'teki aslında Jinx vardı ya. Jinx'in basic atağına benzeyen, böyle bir sürü, hani onda biliyorsunuz mermi gidiyordu. Görüntü olarak ona benzeyen ama burada yapraklar gidiyor. Her giden yaprak ayrıyetten ayrı hasar veriyor. Ve karşı taraf bu aktif hale geldiği zaman, siz normal bir vuruşta diyelim ki 100 vuruyorsanız, bu aktif hale geldiğinde her vuruşunuz 100 değil de 70 vuruyor. Ama her seferde 5 yaprak atıyorsunuz gibi düşünün. Oldukça ilginç. Yani diğer kullanılan skill'lerin tercihleriyle oldukça da değişik bir combo haline gelebiliyor. Şimdi ability'si long range, long reach. Şöyle, sizin aranızdaki mesafe Pokemon'la ne kadar uzaksa hasarınız da aslında aynı oranda artmış oluyor. Yani rakibiniz size yaklaştırmadığınız takdirde ona daha yüksek hasar verebiliyorsunuz. İlk başta öğrenebileceğimiz iki saldırıdan biri Leaf Edge. Ben bu Leaf Edge'in normal ana seri oyunlarda da animasyonunu oldukça severim. Öne doğru böyle bir huni şeklinde alan açıp oraya yaprakları fırlatıyorsunuz. Ve bunu yaptığınız zaman atağınız ve basic attack speed'iniz bir miktar artıyor. İkincisi ise Astonish. Bu da bir hayalet hamle arkadaşlar. Rakibe hasar veriyorsunuz. Ve kısa süreliğine onun movement speed'ini, yani seyahat hızını düşürüyorsunuz. Şimdi 7 level olduğunuz zaman öğrenebileceğiniz, Leaf Edge yerine öğrenebileceğiniz iki saldırınız daha var. Dessuai'nin move setini iki şekilde düşünebilirsiniz. Ben kendim öyle denedim, öyle kullandım, benim öyle hoşuma gitti. Bir bitki seti, ikincisi de hayalet seti olarak düşünebilirsiniz. İlk bitki setinde kullanacağımız, ki benim oldukça kullanmaktan da keyif aldığım Razor Leaf, buff olarak geçiyor. Şöyle, etrafınızda şeyler oluşturuyorsunuz, keskin yapraklar oluşturuyorsunuz ve bunlar kısa süreliğine kullanıcının atakların atak speedini arttırıyor, atağını arttırıyor ve multiple olarak, yani nasıl diyeyim, alan etkisi, etrafınızdaki herkese vuruyorsunuz ve yani team fightlarda filan movesetiniz ise, level olarak geri kalmadıysanız, held itemlarınız ise perişan ediyor ortalığı. Benim çok hoşuma gitti yani. Tabi kırılgan bir hero olduğunu unutmamak lazım. Mesafenizi koruyarak Razor Leaf'i aktif hale getirdiğiniz zaman düz vura vura karşı tarafı ecel telleri döktürebiliyorsunuz. İkinci seçebileceğiniz 7. leveldeki tercih ise Spirit Shackle. Bunda da yayınızı şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Bu Lucario'nun Power Up Punch'ına benzer şekilde ve ne kadar şarj ederseniz o kadar yüksek hasar veriyorsunuz. Şarjın zaten
çizgisi var. Çizgisinde bir aşamaya geçtikten sonra gücü ve karşı tarafa verdiği diğer alan etkisi, yani alan etkisi derken şöyle demek istiyorum. Yani durum etkilerini düşürtecek şeyler daha etkili oluyor. Bu arada siz bunu kullanırken sizin de movement speed'iniz, yani seyahat hızınız düşüyor. Çünkü o sırada şarj ediyorsunuz. Maksimum noktaya getirdiğiniz zaman bu arkadaş ayrıyetten yerde de böyle bir gölge çıkartıyor. Ve karşı taraftaki Pokemon'a ayrıyetten uzaktan hasar vermenize yardımcı oluyor. Ve bu arkadaşın da gene seyahat hızını düşürüyor. Upgrade ettiğiniz zaman bunu söylemek istiyorum. Karşıdaki Pokemon'un eğer canı ne kadar azsa o kadar yüksek hasar verebiliyorsunuz. Şimdi gelelim 8 levelde öğreneceklerimize. Leaf Storm var. Bunu bitki build'i için, moveset build'i için şey yapalım. Range. Öne doğru alana böyle bir yaprak fırtınası atıyorsunuz. Hortum şeklinde. Tabii şöyle, burada önünüzde gene bir huni değil de prizma şeklinde bir alan çıkıyor. Prizma şeklindeki alanın size doğru, yani size yakın kalan kısmı içindeyse rakip onu ileriye doğru ittiriyorsunuz. Yani rakip sizi kovalıyor. Rakibe bunu vurarak, eğer o alan içerisinde vurarak geri itip rakipten kaçabilirsiniz. Ya da rakibi sıkıştırmak istiyorsanız gene aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani takım arkadaşlarınızı kurtarmak için, kendinizi kurtarmak için ya da rakibi sıkıştırmak için kullanılabilecek bir hamle. Bunu vurduğunuz zaman movement speed'i kısa süreliğine tabii ki yine düşürüyorsunuz. Seyahat. Shadow Sneak gene bir gölge hamlesi. Bir karaktere sure hit, yani kesinlikle vuruyor. Gölgeler yaratıyor ve bunlardan bir tanesi rakibinize vuruyor. Alan etkisi yaratıyor. Hasar veriyor, movement speed'i düşürüyor ve kısa sürede defansı düşürüyor. Dolayısıyla bu hamleyi yaptıktan sonra yapacağınız bütün saldırıların hepsi rakibinize daha yüksek hasar verecek. Ve kısa süreliğine sizin movement speed'inizi arttırıyor. Zaten uçarak böyle daha rahat hareket ediyorsunuz. Upgrade ettiğiniz zaman rakibinizin daha fazla defansını düşürüyorsunuz. Gelelim Unite Move'a. Knock Knock. Ya ben çok fazla kullanmayı beceremedim. Nişan alma konusunda biraz zorluk yaşıyorum ama belli bir yerde sıkışmış bir fight içerisindesiniz ya da koridordaysanız kesinlikle işe yarar. Ya da boss kesiyorsa rakibiniz, onları arkadan gafil avlamak için kullanabilirsiniz. Ön tarafa böyle uzun geniş bir alana yağdırıyorsunuz arkadaşlar. Ok yağdırıyorsunuz. Ve analoğunuzu hareket ettirerek ya da işte telefonda, mobilde oynuyorsanız yön kısmını hareket ettirerek nişan aldığınız yeri değiştirebiliyorsunuz. Bunu kullandığınız esnada siz immün haline geliyorsunuz. Yani size herhangi bir durum etkisi vesaire falan oluşturamıyorlar. Ayrıca karşıdaki Pokemon'un, yani rakip Pokemon'larınız canı ne kadar azsa gene o kadar yüksek hasar verebiliyorsunuz. Oldukça keyifli, eğlenceli. Yani benim hoşuma giden bir Unite Move oldu. Şimdi Held Item setine bakalım. Ben kendim normal klasik Attacker setini kullanıyorum ama önerilenler kısmında ne varmış birlikte bir bakalım. Şimdi offense olaraktan burada Leftover, Muscle Band ve Scoop Lens önerilmiş. Scoring olarak zaten olmazsa olmaz Scoring Punk, Dumble ve şey önerilmiş. Burada Unite Move'u kullandığı zaman bariyer açma ve HP'si biraz artsın. Mantıklı çünkü kırılgansınız. Yani fena değil. Aslında şunların arasında şu ortadaki en mantıklılarından biri olabilir. Niye diyeceksiniz? Çünkü gerçekten hasar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz de buna değiştirelim. Bu şekilde kullanalım. Bakın zaten pek çok stadımızda oldukça güzel artış var. Şimdi birlikte Quick Match atıp deneyelim. Güzel, hemen maç bulduk. Bir de Pokemon'u kaptırmadan alabilirsek ne güzel. Pokemon'u da aldık. Ben şimdi ilk kendim oynamaktan çok keyif aldım. Size yaprak build'ını göstereceğim. Yaprak movesetini. Şöyle, ben charge olan hamleleri kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Özellikle sizin mobilitenizi eğer düşürüyorsa
Ondan dolayı Hayalet build'inden çok keyif almadım ama kesinlikle kesinlikle çok yüksek hasar verip karşı tarafı etkisiz bırakmak adına kullanılabilecek güzel hamleler. Yani birinde hayalet atıyorsunuz ve sure hit rakibinizin defansını ve hareket hızını düşürüyorsunuz. Öbür taraftan charge ederek attığınız ok çok yüksek hasarlar veriyor ki rakibinizin canı ne kadar azsa o kadar yüksek hasar verebiliyorsunuz. Ve yani range oldukça yüksek. Yani rakibiniz, siz çalıların arkasında saklandığınız bir rakibiniz çok yüksek olmayan bir canlı kaçıyorsa çalıların arkasından rakibinize charge ederek koşu yoluna atıp mesela sürprizli bir skor alabilirsiniz rakibinizin, yani en azından etkisiz hale getirebilirsiniz. Ama ben farm yapmayı sevdiğim için kitle kontrolü yapabilmek adına şey build'ini daha çok sevdim. Yaprak build'ini daha çok sevdim. Şimdi bakın burada Astonish ve Leafage var. Ben ilk önce Leafage açıyorum. Aşağıdan gidelim biz. Bakın Huni şeklinde yaprakları attı. Şimdi görüyor musunuz? Birden fazla yaprak atıyoruz. Bu birden fazla yaprak tetiklendiği andan itibaren siz aslında saldırı yapmayı bırakana kadar bu şekilde devam ediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Benimle birlikte saldıracaksan girelim. Yok, olmadı. Kesemedik yani, şey mi, atak gücümüz yetmedi. Bir de Dustrix olalım. Evet. Şimdi birazdan ortada Avaluk çıkacak. O çıkana kadar şuradan biraz hasar verelim. Gördüğünüz gibi bakın uzaktan rakiplerimize. Yani fena da hasar vermiyoruz. Hop zıpla. Şu skoru üretebilir miyiz lütfen artık? Şunları da alalım. Hop kaçalım. Aslında bizim kullandığımız skill'ler de biraz o Balbazar'ın Razor Leaf'ine benziyor. Farklılık var ama yani benzediğini gene inkar edemem. Evet, şuradan hemen bir skill daha atalım. Kırılgan, yani en azından Dustrix olup da skill'lerinizi tamamen açana kadar biraz kırılgan kalıyorsunuz. Ona yapacak bir şey yok. Ben Razor Leaf'i açtım. Bu split kullanabilmek için mesela, onun da şimdi size etkisini göstereyim. Leaf Storm'u da şöyle aktif edelim. Bakın. Şimdi burada 3 tane Pokemon vardı. Görüyor musunuz? Yağdırıyor. Tıkır 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 tıkır. Leaf Storm'da da şu şekilde rakibinize vurabiliyorsunuz. Bize biraz daha yakın olsaydı kendisini ileriye doğru itebilecektik. Bize çok yakın olmadığı için kendisini ileriye itememiş olduk. Şunları da toplayalım hemen. Unite move'umuz açılmış. Güzel. Bakın Unite move'u açtık. Şurada sonradan nişan alma kısmı, yani dediğim gibi ben biraz zorlanıyorum. Çok kolay gelmiyor bana. Şuradan da hemen indirdik şu arkadaşımızı. Eritiyoruz. Şu an eritiyoruz. Rakip eriyor. Bana yardım etseniz. Tam güçlüyüz de yani bir yere kadar. Çıkalım buradan. Çünkü çok fazla yakında hasara maruz kalacaktık. Şimdi Avaluk gelecek. Bakın kendimizden ittirdik. Gördünüz mü? Rakibiniz size yakınsa kendinizi o anlamda koruyabiliyorsunuz. Ben bu arada yanlışlıkla Razor Leaf'i açtım. Keşke açmasaydım.
Hop karşı tarafı erittik. Skorumuzu üretelim şuradan. Şu üzerimizde bayağı skorla gezdik çünkü biz. Hemen Razor Leaf'imizi açalım. Gördüğünüz gibi oldukça iyi hasar çıkartıyoruz. Şu ittirelim de. Çok yakında kaldılar. Balbazar, Ayvazar bile olamadı. Yavrum, senin canın full neredeyse. Geldin bir de benim evimdeki beriyi alıyorsun. Yapma he. Yağdırıyoruz. Tüh. Çok kötü kullandık. Skorumuzu da üretelim. Killerimizi topladık biz. Karşı tarafa kalemizi göstermişiz. 5 gol atabilmişler bize. Skor olarak gayet iyi. Yani takımımız iyiydi bu arada onu söyleyeyim. Şimdi bir maç daha atalım. Diğer build'i de göstereyim size. Yani ben bu yaprak build'ini oynamaktan çok keyif aldım. Benim çok hoşuma gitti. Hayalet build dediğim gibi birazcık daha yani tecrübeli oyuncular için bence kullanılmaya uygun. Player olarak kendinize güvenmiyorsanız yani. Biraz pratik yapmakta fayda var. Çünkü hamleleri yani şöyle söyleyeyim. Hayalet attığınız hamle zaten shoot kesinlikle isabet ediyor. Ama diğeri charge edip nişan aldığınız bir hamle. Yani en azından bu konuda biraz kendinizi geliştirmeniz gerekebilir. Şahsen ben kendim yani Lucario yakın savaş karakteri olduğu için bir şekilde rakibin yakınına girmeniz gerektiğinden dolayı o hamleyi kullanabiliyordum. Ama bunda mesafeyi korumanız gerekiyor. Sizin ne kadar aranızda mesafe varsa hasarınız da o kadar arttığı için ve ayrıca uzaktan da oldukça uzun bir range var. Uzun range'den vurmaya çalıştığınız için menzilden biraz dediğim gibi pratik yapmakta fayda var. Yani biraz pratik yaptıktan sonra kesinlikle rahatlıkla kullanılabilir bir hamle. Yani ben şöyle düşünüyorum. Build olarak biz mesela Leaf Tornado ile rakibimizi Leaf Storm ile kendimizden uzaklaştırıyoruz ya. Cover Move olarak onu kullanıp uzaktan yüksek hasar vermek için mesela charge edilebilir hayalet o kullanılabilir mi? Yani neden olmasın? Tabi bu karşınızdaki rakibe göre değişir. Neticede skill'lerinizden birini 7 levelde bir tanesini 8 levelde upgrade ediyorsunuz. Yani değiştiriyorsunuz. Yeni skill'e geçiyorsunuz. Bu süreç zarfında rakibinizin takımındaki yani karakterleri gözlemleyip de hani neye daha çok ihtiyacınız olduğuna karar vermek için oldukça iyi bir süre var. Evet, şimdi bir de maç bulabilsek çok güzel olacak. "33 saniye" dedi. Neredeyse 2,5 dakika oldu. 2,5 dakika olsun olmadı iptal edelim. Bir maç daha girelim. Bu arada Alola formlarının ben hepsini oldukça severim. Aralarında işte sevmediğim sadece 4 form var diyebilirim. Yani Rowlet başlangıç Pokemon olarak mesela Rowlet'in tasarımı oldukça hoşuma gidiyor. Yani bir baykuş Pokemon'u var uçan tür olarakmış gibi gözüküyor ama aslında bitki türü. Ve hani hikayesi, işlenişi falan hani ben seride de çok hoşuma gitmişti. Öbür yandan evrim formları çok hoşuma gitmiyor ama yani Dustrix ve Dessoy'un normalde tasarımını çok beğenmedim. Bence çok daha iyi tasarımlar olabilirdi. Ama yani bilmiyorum. Benim için biraz hayal kırıklığı olmuştu. Bu arada kötü tasarımlar değiller. Daha iyi olmasını bekliyordum yani. Benim aslında beklentim daha yüksek olduğu için öyleydi. Gene Alola bölgesindeki Papilyon'un mesela son evrimi Primarina'ya hayranım. Bence çok güzel bir Pokemon. Çok güzel tasarlanmış. Onu çok beğeniyorum. Ama Brion yani ikinci formu
orta ara evrimi bilmiyorum birazcık sevmediğim bir şey. Bir de Lytton var biliyorsunuz arkadaşlar. Ateşli kedi abimiz. Lytton'ın tasarımı hoş. Toraket yani bir sonraki evrimi, evrim zincirinin ortasındaki hali çok güzel. Muazzam tasarlanmış bence. Ama Incineroar yani en son evrimini çok beğenemiyorum. Tasarımsal olarak farklı bir Pokemon olarak tasarlansaydı kesinlikle çok güzel bir Pokemon olabilirdi. Ama yani Lytton'a bakıyorsunuz, Toraket'e bakıyorsunuz, sonra Incineroar yani diyorsunuz tövbe estağfurullah ne olmuş yani. Ondan dolayı benim çok hoşuma gitmiyordu. Bir türlü şu an quick match bulamıyoruz bu şekilde. O zaman ne yapacağız? Şuradan random diyelim. Pat diye bulsun. Şimdi Desoy'umuzu seçelim. Gene seçebilirsek. Bir tane daha yana. Hadi. Evet. Hayalet Builder'ını deneyeceğim. Baştan söyleyeyim. Hayalet Builder konusunda çok başarılı değilim. Yani charge edilen o hamleyi vurma biraz benim için de zor oluyor. Ama bu arada o charge edilebilen hamleyle hani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Talonflame hani Zapdos çalmak için filan Fly'la giriyor ya alanı. Aynı şekilde Destroy'un da charge edilebilir hamlesi uzun menzilden aynı etkiyi yaratıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yukarıda bize bütün Pokemon'larını göstermek isteyen bir arkadaşımız var. En son Mamoswine'da kaldı. Bayağı kırılgan bir takım olacaktık. En azından bir tane tank arkadaşımız var şu an takımımızda. Şu aşağıdaki Crustle kostümü de çok hoşuma gitti. Çok basit düşünülmüş bir şey ama nedense bilmiyorum çok hoşuma gitti yani. Güzel sevdiğim kostümlerden biraz pahalı. 60 ticket istiyor. Yani 60 fashion ticket da kolay kasılmıyor. Şimdi ilk Leaf Age'imizi açalım biz gene. Onlar aşağıdan gidiyorsa biz yukarıdan gidelim. Takım olarak bize göre aslında birazcık daha üstünlük kurabilecek, baskın olabilecek bir takımlar. Bakacağız artık nasıl bir maç olacak. Buraya geliyor musun? Elektrot için. Arkadaşım saldırır mısın? Nabızı yüksek hasarı olan ses. Uçuyoruz. Skor üretmeye gidiyor. Neredesin? Hemen buradan bir kilimizi çıkarttık. İntihar etti. Şimdi Spirit Shackle'ı açtık. Shadow Snake'ı açtık. İki hamleyi de bu arada. Bunlar gol atmaya oradan kısa yoldan kaçıyorlar bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okumuzu fırlattık. Ben charge etmeden fırlattım. Kilimizi alalım diye. Şimdi bizim artık şurayı biraz savunmamız lazım. Allah'ını seven savunmaya koşsun gençler. Gördüğünüz gibi oku bu şekilde atabiliyoruz. Mamoswine yardım et bize. Uzaktan eriteceğiz biz şimdi bunları. Hop. Çok güzel farmladık. Şimdi Unite Move'umuz da var.
Unite Move'u efektif kullanmak için şu ortadan girsek güzel olabilir. Şurada bir 11 level olalım istiyorum. Evet. Ki skillimizi update edebilelim. Biz de skorumuzu üretiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın canı kalmadı canı. Uzaktan şarj edip vurduğunuz zaman şimdi ortada olaylar kızışacak. Biz şu Avalug'u bir indirelim. Gene Avalug'umuzu aldık. Şuradan killerimizi çıkartalım. Gidip oradan skor üretmeye çalışıyorlar ama yani şu an kaçak dövüşüyorlar. Yakın dövüşte perişan ettik arkadaşlar. Şu aşağıdan sıkıştırabilecek miyiz? Gölgemizi atalım. Güzel. Pikachu da çok iyi yakaladı bu arada. Takdir ettik kendisini. Şuradan skorumuzu alalım. We are in lead. Evet biliyorum. Karşı takım galiba pes etti şu an. Yani zaten takım olarak ezici üstünlük kurduk bu arada. Yani takım arkadaşlarımıza gayet iyiydi. Takdir ediyorum kendilerini. Helal olsun. Güzel maç verdiler. Şunları da toplayalım. Burada elektrod var mı? Yok. Ama frost mod var. O da olur. Şöyle skorumuzu gene üretelim. Şimdi şu arkadaş bitmeden süre bitmeden alabilecek miyiz? Ulti yağdırıyoruz. Bakın görüyor musunuz ne güzel hasar çıkarttı. Şimdi bir de büyük atacağız. Üzerine bir de charge atalım. Hadi hadi yetişiriz yetişiriz yetişiriz. Yetiştik. Yani bence takım olarak gayet iyi bir maç çıkarttık. Aradaki skor farkı çok yüksek değil. Yani azımsanacak bir fark değil tabii ama rakibimize skor attırmadık. Biz de çok fazla skor üretmedik. Daha çok rakip kovaladık. Takım olarak kill peşinden koştuk. Gördüğünüz gibi biz MVP olmuşuz. 121 skor üretmişiz. 5 kill almışız. 9 da asistimiz var. Şu charge ok olayına birazcık daha odaklandığınız takdirde yani neredeyse Absol'a tek atıyorduk Momos Vine'la. Mücadele ettiği esnada. Ki tam charge atmadık. Tam charge atsaydık kesinlikle yani tek bile atabilirdik. Kritik vurma ihtimaliyle. Oldukça başarılı bir hero. Yakın zamanda hasarını azaltmaya yönelik bir nerf gelebilir. En azından şu charge okuna yani gelebilir diye ben bekliyorum. Belki bir de bu mobilitesi ya da yani scoring'i de yüksek, mobilitesi de yüksek, hasarı da yüksek gözüküyor. Belki mobilitesini birazcık düşürmek için bazı gene statları nerflenebilir. buna alışırız tabii yani. Daha öncesinde Sylveon'a da aynı şey yapıldığı için ondan dolayı şaşırtılacak bir şey, bizi şaşırtacak bir şey değil. Ama kesinlikle oynamaya değer bir hero arkadaşlar. Elimden geldiğince kendim deneyimlerime yani birkaç saatten beri tecrübe ediyorum ben de. Toplasanız 10 maç atmadım. Herhalde bu attığım, sizinle birlikte attığım 2 maçla birlikte 7-8 maç oynamış oldum. Oldukça keyifli bir hero. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.